Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Ankara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 25. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta ne yapacağız? Çember analitiğine başlıyoruz. Şöyle ben tiki atayım. Siz de videoları izledikten sonra o tiki atarsınız. Evet bu hafta kaç video bizi bekliyor? 3 video bizi bekliyor arkadaşlar. Az video ile bu işi halledeceğiz. Çünkü çemberin analitiği, çemberi ve analitiği bilen tüm dostlar bu konuyu yapabilir. Evet belki 12. sınıfta daha hala görmemiş olabilirsiniz bu konuyu. Hiçbir şekilde görmeyin. İlk defa bende görseniz bile sınavda çıkacak soruyu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hiç merak etmeyin. Çünkü dediğim gibi çember analiti hem çemberden hem de analitikten oluşuyor arkadaşlar. Bu ikisini iyi bir şekilde bilen bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaktır. İşte bu dersimizde bu 3 derste ben size bunu göstereceğim. Hadi bakalım lafı çok fazla uzatmadan ilk dersimize başlayalım. Çember analitiğin ilk videosunda çemberin standart denkleminden bahsedeceğiz size. Evet videonun girişinde de dedim. Siz çemberi biliyorsanız, analitiği biliyorsanız bu işi çok rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşım. Hatta burada çemberin standart denkleminde bir de denklem nasıl yazılır onun mantığını bil. Sınavda çıkacak soruyu garanti bir şekilde net garanti ve çok kolay bir şekilde yapacaksın. Cepte olan sorulardan biridir konulardan biridir aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet dediğim gibi çemberin analitiği çemberin standart denklemi analitik düzlemde çemberi nasıl tanımlıyoruz? İşte merkez A virgül B ise ve bu merkezli merkez A virgül B merkezli R yarıçaplı bir çemberin denklemi nasıl yazılır? Evet burada R yarıçap dedik ya hepsi de R oluyor değil mi? İşte bu M'ye R bir uzaktaki noktaların geometrik yeri ne belirtiyor bize? Analitik düzlemde çember belirtiyor. Bu çemberi yazarken bu noktaların genelleyecek olursak mesela P noktası X virgül Y diyelim. Çünkü biz denklemi yazacağız ya denklemi X virgül Y şeklinde yazacağız ya genel hepsini X virgül Y diyelim. Hocam buradaki x virgül y'lerin hepsinin özelliğine a virgül b'ye olan uzakları nedir? Yarı çap. Bak çemberde en etkili silahımız yarı çaptı. Çemberin analitinde de en etkili yarı çap olabilir. Dikkat. Evet o zaman iki nokta arasındaki uzaklık yani x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. Kare içerisinde ne olmak zorunda? R olmak zorunda. Her iki tarafın karesini alacak olursam x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. Ne oldu arkadaşlar? R kare oldu. İşte arkadaşlar bu çemberin denklemi bu. Yani M A virgül B merkezli. R yarıçaplı çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare şeklinde verilir. Bazen bunun açılmış halde verilir. Ona çemberin standart denklemi demiyoruz da çemberin genel e, genel hali diyoruz. Onu da üçüncü videodan bahsedeceğiz zaten. Evet arkadaşlar o zaman biz çemberde çember denklemi yazmak istiyorsak mesela analitik geometri düşün. Analitik geometride doğru denklemini yazarken kendimize iki soru soruyorduk değil mi? Bu iki sorudan birincisi neydi? Bir eğim lazım hocam. iki nokta lazım hocam diyorduk değil mi? Doğru denklemini yazmak için. Ne yapıyorduk? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yapıyorduk. Çember analitiğinde de adamlar bize bir denklem soracak olursa kendine yine iki soru soracaksın. Bunun birincisi bir merkez lazım hocam bize. iki yarıçap uzunluğu lazım bize. İşte bu iki soruyu cevapladıktan sonra çember denklemini çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Mesela bir, birkaç örnek yapalım sizinle. Merkezi atıyorum 1 eksi 2 yarı çapı da 3 olan çemberin denklemi. Hocam x eksi noktadaki x yani x eksi 1'in karesi artı y eksi eksi 2 yani y artı 2'nin karesi eşittir r kare 3'ün karesi şeklinde çemberin denklemi bulunur arkadaşlar. Peki bunun tersi verilirse mesela x artı 5'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir atıyorum 64 verilirse burada merkez ya da yarıçap lazım olduğunda ne yapacaksın? Evet merkez ve yarı çapta arkadaşlar buradan şuradaki x artı 5 ve y eksi 4'ten bulacaksın. Merkezimiz ne olacak burada? Hocam bunların eksilileri olacak. x artı 5 diyor ya çünkü merkez a bölü b ise x eksi a diyorduk. O zaman bunun eksilisi. Hocam merkezi eksilisi eksi 5'e bunun eksilisi nedir? Artı 4'tür. Merkezimiz eksi 5'e 4'tür. Yarı çapımızda bu da r kare eşitti. Yarı çapımızda kaç yapar? 8 yapar. İşte bu bilgi bizim için önemli ve çember denklemi yazmak için kendine iki soru sormayı ihmal etme. Nasıl ki doğru denkleminde kendine iki soru soruyordun. Eğim ve nokta. O eğim ve noktayı bulduktan sonra denklemi her türlü bulabiliyorduk. Burada da kendine iki soru soruyorsun. Bir merkez, iki yarı çap. Sakın ama sakın unutma. Şimdi sorulara başlayalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şekilli de verilir sorular. Şekilsiz de verilir. Şekilli verilirse çembersel özellikleri kullanacaksınız bir kere. Hani çember verilmişse. Analitik düzlemde grafiği verilen M5'e eksi 3 merkezli çember x eksenine teğettir. Buna göre çemberin eklemini yazınız. Peki bu şekilsiz de verilebilirdi. Sadece sözel bir dille de yazılabilirdi. O zaman analitik düzlemi çizecektin. Çünkü doğru de biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Doğru analitinde ne yapıyorduk? Böyle özel durumlar verildiği zaman analitik düzlemi çiziyorduk. Burada da aynısı. Normalde basit bir şekilde şekli çizeceksin ama özel durumlar varsa analitik düzlem çizeceksin. Adam ne diyor? M merkezi çember x eksenine teğet. x eksenine teğetlik var. O zaman analitik düzlemi aynen böyle. 5 eksen 3'ü belirteceksin ve çemberi çizeceksin. X eksenine teğet. İşte böyle arkadaşım. Şimdi çember zaten burada çizili. İlk başta kolay bir soruyla başlamışız. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Çember denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir merkez var mı merkez? Var. İki yarı Hocam burada merkez var. Teğet var. Çek dik yapacak olursak. E hocam burası 90 derece. E zaten 5'e eksi 3 verilmiş. O zaman buranın hapsi 5 yapar. Hop buranın ordinatı da kaç yapar? Eksi 3 yapar. Tamam yarı çap bulmaya çalışacağız. Hocam bu yarı çap. Şurada da bir dikdörtgen var. Burası 3 birimse yarı çapta kaç oldu? 3 oldu. Evet iki sorunun cevabını bulduk. O zaman denklemi bulabiliriz. Merkezimiz 5'e eksi 3 ise x eksi 5'in karesi artı y eksi eksi 3'ün. Yani y artı 3'ün karesi eşittir. R'nin karesi yani 3'ün karesi şeklinde yazılır. Yani x eksi 5'in karesi artı hadi yazayım. Y artı 3'ün karesi eşittir 9 şeklinde çemberin denklemi bulunur arkadaşlar. Tamam. Örnek biri bu şekilde bulduk. Geldik örnek yarıçap Yarı çap uzunluğu 4 birim olan çember analitik düzlemin ikinci bölgesinde eksenlere teğet. Ne yapıyoruz? Analitik düzlem çiziyoruz. Özel bir durum var. Hadi bakalım analitik düzlemi çizelim şöyle. Analitik düzlem şöyle çizecek olursak. Şu kaçıncı bölgesinde eksenlere teğetmiş? ikinci bölgesinde eksenlere teğet ve yarı çap uzunluğu da 4 birim. Hemen bir çemberi çiziyoruz. Hop şöyle bir çemberi çizdik ve eksenlere teğet çizdik. Merkezimiz burada. Merkez teğet çektik. Hemen merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapalım. Ve yarı çap uzunluğu da kaç birim verilmişti bize? 4 birim 4 birim. A hocam burası 90 burası da 90. E burası da 90 olduğundan burası da 90 oldu. Dik dörtgen oldu. Hatta dörtgen 4 dörtgen 4 dört. kare oldu. E o zaman çember denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. 1 merkez 2 yarı çap. Merkezimiz kaça kaç oldu? 4 birim solda. Eksi 4'e 4 birim yukarıda 4. Merkezimiz eksi 4'e 4. Yarı çapımız kaç çıktı arkadaşım? Yarı çapımız da bak yarı çapta zaten 4 birim. O zaman iki soruyu da cevapladık. Denklem yazılabilir. X eksi eksi 4'ün karesi yani x artı 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir nedir? 4'ün karesi yani 16'ya eşit olacaktır. Çemberin denklemi bu yapar arkadaşlar. Görüyorsunuz çok kolay. Şimdi geldik 3'e çapının uç noktaları A ve B olan çemberin denklemini yazınız. Özel bir durum var mı? Yok. Rastgele bir çember çiz kardeşim. Hop rastgele bir çemberi çizdik. Çapının uç noktalarından bahsetmiş. Çapının uç noktalarından biri A noktası 1'e 2. Biri de B noktası eksi 3'e 6. Bu bizim çapımızsa çemberin merkezi burasıdır. Merkezimiz şöyle M diyelim. Ve bu da yarı çap yarı çap olduğundan eşit mi? Eşit. Evet işte bu çemberin denklemini yazınız diyor. Çember denklemi yazmak istiyorsak kendimize iki soru soruyoruz. Evet 1 merkez 2 yarıçap. çap. Hadi merkezi bulalım. Merkez nedir arkadaşım? Merkez hocam şu iki noktanın tam orta noktası. 1 artı eksi 3 eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e 2 artı 6 8 bölü 2'den 4 yaptı. Evet eksi 1'e 4 oldu. Merkezi bulduk. Bir de ne lazım bize? Yarıçap lazım. Yarı arkadaşlar. Şu iki nokta arasındaki uzaklık değil mi? Evet. E, i̇ki nokta arasındaki uzaklığı yapalım. E, burada eksi 3 eksi eksi 1'in karesi kare içerisinde eksi 3 eksi eksi 1'in karesi yani eksi 3 artı 1'in karesi artı 6 eksi 4'ün karesi yani 2'nin karesi yaptı arkadaşlar ya da yazayım 6 eksi 4'ün karesi ya da kısaca şey yapıyorduk arkadaşlar hocam eksi 3 eksi eksi 1 yani eksi 2 yaptı dik üçgenin bir kenarı 2 e, y'ler farkı da 2 2 2 2 kök 2 diyorduk buradan da zaten kaç çıktı arkadaşlar yarıçapta 2 kök 2, 2 olarak çıktı zaten. Tamam eyvallah. Şimdi çember denklemini yazabiliriz. Hadi yazalım bakalım. Ne yapıyoruz? İki soru soruyorduk. İki sorunun da cevabını bulduk. Bir merkez, iki yarıçap. Evet merkez ve yarıçap belli ise x eksi eksi birin karesi. Yani x artı birin karesi artı y eksi noktadaki y'nin yani dördün karesi eşittir. 2 kökünün karesi olacaktır. Yani x artı birin karesi artı y eksi dördün karesi eşittir. 8 şeklinde çember denklemini buluruz arkadaşlar. Evet özel bir durum değinmediği için soruyu yorumlamak için basit bir şekilde şekli çizdik. Böyle basit bir şekilde de şekli çizip sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Evet geldik örnek 4'e. Dik koordinat düzleminde x eksenini eksi 2 0 ve c noktalarında kesen. Evet x eksenini b eksi 2'ye 0'da ve c noktalarında kesen çember y ekseninde a 0'a 4 noktasında teğettir. Hmm, buna göre çemberin denklemini yazınız. Arkadaşlar ne dedik? Analitik çemberin analitiği çemberin özelliği, analitin özelliği. Kullan, bil ve yap. Bir de çember denklemini bileceksin. Çember denklemi için sana iki soru lazım. Bir, merkez. İki, yarıçap. Hocam merkez burasıysa, merkezi bulacağım ben öncelikle. Merkez burasıysa, merkez var, teğet var, çek dik diye bağırıyoruz değil mi? E merkez var, kiriş var, çek dik kardeşim. E buraya çektik diki, buraya da çektik diki. Hocam sıfıra 4 burası 4 birim. Hocam burası 2 birim. Şuraya A dersem A artı 2. A artı 2. Ooo merkez girecekten A ise burası da A oldu. Kirişi keş parçaya bölecek. E takıldık kaldık. 4 burası da 4. Hocam en etkili silahımız. Çemberdeki en etkili silahımız neydi kardeşim? Evet evet evet. Aferin sana biliyorsun öğrendim bu işi. Yarı çap hocam. Al sana yarı çap. Ay, bak yarı çap uzunluğu çok önemli. Burada A artı 2 yarı çap. Hocam burası da A artı 2. Al sana Pisagor. Bak burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Yap bakalım Pisagor'u. A artı 2'nin karesi eşittir. Ne olmak zorunda? A'nın karesi artı 4'ün karesi. İşlem işlem işlem. Hisset kardeşim. A nedir burada? Hocam 4 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgenidir. Sağlandı mı? Sağlandı. O zaman A yerine 3 yazınca şurası kaç çıktı o zaman? 5 çıktı. Bakın kaç birim solda? 5 birim. Kaç birim yukarıda? 4 birim. Yani bizim M noktası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 5'e 4 mi yaptı? Evet. 5 birim solda 4 birim yukarıda. Yarıçap uzunluğu kaç yaptı? Yarıçap uzunluğu da 5 yaptı. O zaman ben çember denklemini yazarım. Çember denklemi bak. en kolay iş. Yaz bakalım. Merkez belli. Nerede merkez? Burada. Yarıçap belli. Çemberin denkleminde yaz kardeşim artık. Hadi bakalım. O zaman x eksi eksi 5'in karesi yani x artı 5'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi yani 5'in karesi de kaç yapar? 25 yapar arkadaşlar. İşte bu çemberin denkleri de bu. Bak çember özelliği. Bak aynı zamanda analitik. Çember ile analitik iç içe girdi mi? Girdi. İşte sabahtan beri bundan bahsediyoruz. Örnek 4'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde merkezi y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerinde bulunan x eşittir 2 ile y x eşittir 6 doğrularına teğet olan çemberin denklemini yazınız diyor. Şimdi ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz mi? Çizeceğiz. Niye? Özel doğrular var arkadaşım burada. x eşittir 2 ve x eşittir 6 dediği için analitik düzlemi çizeceğiz. Haydi çizelim bakalım. Analitik dizlemi şöyle çizelim. Şimdi ne diyor? X eşittir 2 ve X eşittir 6 doğrular lazım olacak bana. Hocam X 2 doğrusu bu. X eşittir 6 doğrusu da şu. Şimdi buradaki noktaları da yazalım. 2 burası, 6 burası. Şimdi bir çember çizeceğim. Bu iki doğruya teğet olacak. Ama bu iki doğruya teğet olan bir sürü çember var hocam. Mesela biri bu. Değil mi? Sonra hocam biri bu. Biri bu. Böyle sonsuz tane çember çizer miyiz arkadaşlar buraya? Çizeriz. Ama özel bir durum daha söylemiş aslında. Ne söylemiş? Y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerinde. Ne merkezi? Y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerindeymiş. O zaman bu çemberlerden bir tanesinin merkezi tam bu doğru üstündeymiş. Yani bu merkezden öyle bir doğru geçiyor ki şöyle şu doğru. Bu da y eşittir 2x eksi 1 doğrusu. Şimdi bu dursun. Bunun bir özelliği yok. Şimdilik bu dursun bakalım. Arkadaşlar burada merkez var. Teğet var. Çek dik yapsak. Merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsak. E. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap. Ara ne çıktı burada? Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap. Şu uzunluk kaç? 4 birim hocam. 2 R'de 4'e eşit olacak o zaman dikdörtgenden dolayı. Çünkü burası da 90 burası da 90 olduğundan dolayı. O zaman R'yi kaç bulduk? 2 bulduk. R2. E sonra ne yapacağız? Merkez lazım bize hocam. Yarıçap bulduk. Çember denklemi yazmak için bize merkez lazım. Merkeze yoğunlaşıyoruz. Hadi yoğunlaştık bakalım. Hocam merkezin hop apsisi burası. Şuradan dik çizdiğinde 90. Hocam 2 iki birim 2'den 2 iki birim sağda ne var? 2 birim sağında 4 noktası var. O zaman bizim merkezimiz ne oldu? 4'e dörde... işte burada bir sürü çember var ya ordinatın ne olduğunu bilmiyorum. 4'e k gibi bir şey. Biz neyi kullanmadık şimdi soruda? Verilen her bilgiyi kullanacağız diye hep söylüyoruz senenin başından beri. Hocam bak şunu kullanmadık. Yani y eşittir 2x 1 doğrusu üzerinde merkezi varmış. E biz merkezi 4'e kalmıştık. İşte bu merkez doğrunun üstündeymiş. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse ne oluyor? Evet. Denklemi sağlıyor değil mi? O zaman x yerine 4, y yerine k yazalım. k eşittir. 2 çarpı 4 eksi 1'den k'yı da kaç buluruz? 7 buluruz. O zaman bizim merkezimiz 4'e 7 yaptı? Evet. Şimdi artık denklemi yazabiliriz. Niye? Kendimize iki soru soruyorduk arkadaşım. Bir merkez, iki yarıçap. çap. Merkez belli mi? Belli. Yarıçap belli mi? Belli. E o zaman çemberin denklemini de artık yazabilirim x eksi merkezdeki x karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir ne olacak? R kare olacak. Yani 2'nin karesinden cevabımız kaç çıkar? 4 çıkar arkadaşlar. Evet örnek 5'i de böylelikle bu bulduk arkadaşım. Görüyorsunuz kolay. Yani dedim ya size bir analitiği bil, bir çemberi bil. Ondan sonra bir de çember denklemini yazmayı bil. Kendiliğinden sorular çıkıyor. Gerçekten de öyle. Evet geldik örnek 6'ya. Dik koordinat düzleminde A 1'e 2, B 6'ya 2 ve C 1'e 8 noktalarından geçen çemberin denklemini yazınız diye söylüyor arkadaşlar soruda. Şimdi bu valla özel bir durum yokmuş gibi gözüküyor. O zaman şöyle rastgele bir üçgen çizip bu noktalardan geçen çember denklemini bulacağız. Yalnız bu üç noktası belliyken bizden bunun çevrel çemberin çevrel çemberi isteniyor. Çevrel çemberini bulurken de şunu bulacağız arkadaşlar. Çevrel çemberin merkezini bulmak 3 noktası bilinen bir üçgende 3 üç, üç, köşesi bilinen bir üçgende çevre çemberini bulmak zor olur arkadaşlar. Nasıl olur mesela? Hocam çevre çemberi ya şunlar birbirine eşit olacak. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Merkezi bilmediğimiz için abi Gül Bey, şunun şuna olan uzaklığı, bunun buna olan uzaklığı ve bunun buna olan uzaklığı deyip işlem kalabalığı çok olur arkadaşlar. 3 2 bilinmeyen 3 denklemle karşılaşacağız burada. E orada tabi kareleri mareleri de olacak. Sıkıntı yaşayabiliriz. Büyük ihtimal bunun daha kolayı vardır diye düşünürken noktalara bir daha bakıyoruz. Özel bir durum var mı diye bakıyoruz. Hocam özel bir durum yokmuş gibi duruyor ama şuraya bakacak olursan. Bak noktaların nelere eşit? Ordinatları eşit. Aynı zamanda bak şurada da bir şeyler var. Hocam 1 ile 1. Bir. Apsilere eşit olan noktalar da var. Bunlar da özel durumdan sayılabilir. O yüzden biz burada ne yapalım? Analitik düzlem çizelim. Hemen analitik düzlemi çiziyoruz o zaman. Hop çizdik. Hop çizdik. Bakın A1'e 2 noktası. Hemen belirle A1'e 2 noktasını. Hocam burada A1'e 2 noktasını belirledik. Şöyle bir noktası burada. Böyle 2 noktası burada. Sonra eksi 6'ya 2. Eksi 6'ya 2 noktası da burada. Sonra B noktası eksi 6'ya 2'yi de belirledik. Sonra başka ne var? C noktası da 1'e 8. Hocam 1'e 8 burası. C noktası da 1'e 8 yaptı. Hmm... C noktası da 1'e 8 arkadaşlar. Burası da 8'e. Şimdi bize diyor ki adam şu 3 noktanın noktadan geçen çemberin denklemi isteniyor. Aslında bu şu üçgenin çevrel çemberi olmayacak mı? Evet. Bu nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Aa bak güzel oldu. Gerçekten a şeylerin aynı olması, ordinatlarının aynı olması e bu ordinatlarının aynı olması x eksenine paralelliği gösterir. Apsilerin aynı, aynı olması y eksenine paralelliği gösterir. O yüzden bu da özel durumdan sayılabilir diye söyledim. Bak burada dik üçgen çıktı. İşte burada bizden şu dik üçgenin çevrel çemberinin denklemi isteniyor bizden. Ne yapacağız hocam? Bunun merkezini bulacağız. Merkez tam olarak buradadır arkadaşım. Çünkü niye? Dik üçgen ya çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı merkezimiz hipotenüs üzerindedir. Hatta şu merkezimiz buradaysa bu da yarı çap, Bu da yarıçap tam orta noktasıdır. E o zaman merkezi bulalım. Eksi 6 artı 1 eksi 5 bölü 2'ye 2 artı 8 10 bölü 2'den burası kaç yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. Evet merkezimiz eksi 5 bölü 2'ye 5 yaptı. E, yarı da ne yapacağız? 2 nokta arasındaki uzaktan bulabiliriz. Ya da 1 ile 8 ile 2 arası burada uzunluk 6. burada uzunluk kaç? 6, 1 yani burası da 7 yaptı. O zaman burası da R, burası da R diyecek olursam 2R'nin karesi de neye eşit oldu arkadaşlar? 6'nın karesi artı 7'nin karesi eşit oldu. Yani 4 R kare buradan 36 artı 49'dan kaça eşit oldu? 85 eşit oldu. R kareyi de böylelikle 85 bölü 4 bulduk. Şimdi çember denklemi isteniyor. 2 sorumuzu cevapladık. 1 merkez 2 yarı çap. E o zaman hadi yazalım. O zaman x eksi noktadaki x yani eksi 5 bölü 2'nin karesi. x eksi eksi 5 bölü 2'nin karesi. x artı 5 bölü 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir ne olmalı arkadaşlar? R kare olmalı. R kareyi de biz zaten 85 bölü 4 bulduk. Yani cevabımız bu şekilde çıktı. Her zaman tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Bazen böyle rasyonel sayılar da çıkabilir arkadaşlar değil mi? Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. Bu soruda burası yanlış yazılmış arkadaşlar. Hemen burayı düzeltelim. 12'ye 0 diyelim. Zaten konu anlatımında olduğu için ilk defa görüyorsunuz sıkıntı yok. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Bu soruyu siz çözer misiniz? Bu haliyle 0'a 9, 12'ye 0 ve 4'e eksi 6 noktalarında birbirine teğet diyor. Bu soruyu lütfen siz bir çözün bakalım. Çünkü artık işi öğrendiniz, çözebilirsiniz, yaparsınız. Hem çember bilgini, hem analitik bilgini kat bakalım işin içine. Bakalım böyle bir soruyu çözebilecek misiniz? Üniversitede çıkmış bir sorunun benzeridir. Hadi bakalım, çöz. Çözdün değil mi? Evet. Güveniyorum sana. Çözmüşündür zaten. Bakalım ne diyor? Ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz mi arkadaşlar? Çizeceğiz. Niye? Özel durumlar var burada. X eksen üzerinde, ve Y eksen üzerinde olan noktalardan bahsediyor. Hemen analitik düzlemi çiziyoruz şöyle. Hocam analitik düzlemde bir sıfıra eksi 9 noktası. Evet sıfıra eksi 9 noktası neymiş? Bir çemberin merkeziymiş. Bir de 12'ye 0 noktası bir çemberin merkeziymiş. Evet analitik koordinat düzleminde birinin merkezi 0 eksi 9 noktası. Diğerinin merkezi ise 12'ye 0 noktası olan iki çember. 4'e eksi 6 noktalarında birbirine teğettir. Arkadaşlar 4'e eksi 6 noktasında ne oluyormuş? Birbirine teğet olacakmış. Tam buradaki noktada. O zaman ben ne yapacağım? İki tane çember çizeceğim. Hadi bakalım çizelim iki çember. Bir çemberimiz böyle olacak. Şöyle. Bir çemberimiz de böyle olacak. Bu noktadan geçecek. Hangi nokta bu? 4'e eksi 6 noktasından geçecek. Ve bunlar neymiş? Burada birbirlerine teğetmiş. E ne yapacağız? İki çember birbirine değiyor kardeşim. İki çember birbirine değdiğinde çemberde ne yapıyorsan onu yapacaksın. Ne yapıyordun çemberde hocam? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Hop merkezleri birleştirdik. Ne oldu? Tam değme noktasından geçmek zorunda. Adam sana 4'e eksi 6'yı boşuna mı verdi? Sen burada iki nokta arasındaki uzaklıktan yarı bulabilirsin. E bul bakalım o zaman. Hocam x'ler farkı 4, y'ler farkı 3, 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çıktı. Sonra burada da x'ler farkı 8, y'ler farkı 6, 6, 8 10 üçgeninden de burası 10 çıktı. E çıktı. Her şey çıktı. Şuradaki uzunluk kaç birim? 9 birim. Hocam bunun yarı çapı kaç? 5 Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Hocam bizden zaten bu çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Bu çemberin orijine en yakın olduğu nokta burası değil mi? Evet. Bu çemberin de orijine en yakın olduğu nokta burası değil mi? Evet. Bunun yarı çapında kaç bulduk? 10 bulduk. Tamamı zaten bunun 12 idi. E o zaman buraya da ne kaldı? 2 kaldı. İşte bizden şu uzunluk isteniyor. Pisagor. Yani sen noktaları belirleyip de iki nokta arasındaki uzaklık yapma. Zaten direkt dik üçgen çıktı. 2 4 ise burası kaç yapar kardeşim? 2 kök 5 yapar. Yani cevabımız böylelikle 2 kök 5 çıktı. Eminim büyük ihtimalle sen de bu şekilde yapmışındır. Çemberleri biraz yamuk yumuk çizdim ama idare ediver anladın sen olayı. Evet gençler örnek 7'yi böylelikle 2 kök 5 bulduk ve geldik örnek 8'e. Dik koordinat düzleminde y eşittir x 3 ve y eşittir alt doğrularını x kare artı y kare eşittir 45 çemberiyle kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuluyor. He. Şimdi analitik düzlem çizeceğiz. Peki hocam bu çember demiş. Çember olması için ne olması lazımdı? E çember olması için merkezi A virgül B olan bir çemberin denklemi x eksi A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi eşittir r kare şeklinde olması lazımdı. Evet. E şuraya baksana. Bu da aslında evet çember denklemi x eksi A dediğimiz x eksi sıfırın karesi bu. Dikkat. X eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi Eşittir R kare. Yani 2 kök kök 45 nedir? 3 kök 5 değil midir? 3 kök 5'in karesi olduğundan dolayı bu çemberin merkezi nedir? 0'a 0'dır. Yarı çapı nedir? 3 kök 5'tir. işte arkadaşlar bak biz bunları anlatmıyoruz. Soru içerisinde kendimiz buluyoruz. Biz bunu aynı zamanda merkezil çember diyoruz. Yani merkezi 0 0 olan çembere merkezil çember adını veriyoruz. Tamam bunu da öğrendik. Evet şimdi analitik düzlem çizecek miyiz? Çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım. Bize diyor ki şöyle bir analitik düzlem çizelim bakalım. Bir y eşittir eksi 3 ve y eşittir 6 doğrularına diyor. Hemen y eşittir eksi 3 doğrusu bu. Y eşittir 6 doğrusu da bu. Doğrularının x kare artı y kare 40, eşittir 45 çemberiyle kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuluyormuş. Hmm. Bir çember çizeceğiz şimdi. Arkadaşım şöyle şöyle uzatayım bunda. Ve bu arada ben şunu da şöyle sağ tarafa doğru alayım arkadaşlar. Heh, şimdi biz çemberimizi de oluşturalım bakalım. Ne merkezine 0'a 0 3 kök 5 ve bu arada neydi burası? 6 değil mi? Y 6. Hocam burası y eksi 3 doğrusu değil mi? Şimdi çemberi çizeceğiz de çemberimiz belki böyle geçecek. Hocam bak yarı bak merkez 6'dan büyük mü yarı çap? Evet 3 kök 5 karesi 45 o 6'nın karesi 36. 45 36'dan büyük olduğu için bizim çemberimiz kesinlikle ama kesinlikle şöyle bunları kesmek zorunda şöyle bir çember olmak zorunda. Tamam mı? Çünkü niye? E bu alttan büyük olduğu için buraya geçecek. Bu da üstten büyük olduğu için buraya geçecek zaten. Çemberin kestiği noktalar buraları mı oldu? Evet buraları oldu. İşte bu çemberin çemberi çemberiyle kestikleri bu doğruların çemberiyle kestiği noktalar bunlar. Bir dörtgen oluşturulmuş bununla ilgili. Hemen dörtgeni de oluşturalım biz. Şöyle 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 ve şöyle bir dörtgen oluştu. Şunun içinde boy şöyle. İşte bu dörtgenin nesi isteniyor? Alanı isteniyor arkadaşlar. Bu bir yamuk değil mi? Evet. Yamuksa alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'yi bulmak zorundayız. Şimdi farklı farklı çözümler var arkadaşlar burada. <laughs> Peki hocam nasıl bir çözüm var burada? Ee, bir. Sen y eşittir eksi 3 doğrusuyla çemberi ortak çözüm yaptığında y eşittir eksi 3 doğrusunun çemberi kestiği noktaları bulursun. Hatta bulayım. Bak bunu da öğren y eşittir eksi 3 ile buna ortak çözüm yaptığında x kare artı eksi 3'ün karesi 9 eşittir 45 ise x kare buradan 36 geldi. x de buradan ne yaptı? Eksi 6'ya artı 6 mı yaptı arkadaşlar? Evet. O zaman x de burada y eşittir eksi 3 doğrusu eksi 6 ve 6 noktalarında kesiyor demektir. E peki y eşittir 6 doğrusu ile ortak çözüm yapsan e, x kare artı y yerine de ne yapacağız? Bu y eşittir 6 doğrusu ortak çözüm yapacağız. y yerine 6 yazacağız. 36 eşittir 45 yaptığından x kare 9 yaptı. O zaman x de buradan ne yaptı? Artı eksi 3 mü yaptı? Evet. Artı eksi 3 yaptı. Y eşittir 6 doğrusuyla da. Şuradaki noktalarda apsisi 3 yaptı. Şöyle geldiğin zaman apsisi 3 yaptı. Yani şu uzunlukta 3 bu uzunlukta 3 birim oldu. Yani şu şekilde de bulabilirsin bunu. Başka nasıl bulabilirsin bunu? E hocam merkez giriş çektikten 2 eş parçaya böldü. Çünkü bunu, burası dik ya. Burası 2 eş parçaya böldü. Burası da 2 eş parçaya böldü bizim en etkili silahımızla bunu yapabiliriz. Birincisi buradan yapabiliriz. İkincisi en etkili silahımız yarı çap çizmek. Bak 3'leri bilmiyoruz mesela ya da şu altı uzunluklarını bilmiyoruz mesela. Şimdi dikkat. Şuradaki uzunluğun kaç olduğunu 3 olduğunu. Buranın kaç olduğunu 3 olduğunu biliyoruz. Burası 6 buranın 3 olduğunu biliyoruz. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizince hocam buradan ne çıktı böyle? Yarı çap uzunluğu da 3 kök 5 değil mi? Evet. Hocam 3 kök 5 olduğundan dolayı burası 6'ya 3 kök 5 ise Pisagor bağıntısından burası 3 bu çıktı? Evet. Aynı şekilde merkez giriş çektikten iki eş parçaya bölünden burası da 3 çıktı. Bak çember bilgisiyle de bulabiliyoruz. Burası da dik olduğundan dolayı merkez giriş çektik oldu. Yani burası da eşit oldu. En etkili silahımız yarı çap. Burası da 3 kök 5 ise 3, 3 kök 5, 3, 6, 3 kök 5'ten burası da 6 çıktı. E burası da 6 o zaman. Şimdi yamuğun alanı hocam alan alt taban artı üst taban 12 artı 6. 12 artı 6 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 9 2 bize alanı verecektir. Hocam bu 18. 2 ile sadece için 9. 9 kere 9 81 yapar. Evet iki farklı şekilde yaptım. Bir ortak çözümle buldum x ve y noktalarını. Bir de nereden buldum arkadaşlar? Şu ortak çözümle olan kısım. Ortak çözümle olan kısım. Çünkü çember ile doğrunun kesim noktası ortak çözümle de bulunabiliyor. Bir de normal bildiğimiz geometri yöntemiyle bulduk. Konu anlatıyoruz. Her farklı durumu size göstermek zorundayım arkadaşım. Evet örnek 8'de böylelikle 81 bulduk. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban yani 18 çarp yükseklik o da 9 bölü 2'den çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 9'a. Dik koordinat düzleminde merkezi birinci bölgede olan çember eksenlere ve bu x bölü x 8 y bölü 6 eşittir 1 doğrusuna teğettir. Arkadaşlar analitik düzlem çizecek miyiz çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım analitik düzlemi. Analitik düzlem çizerken şimdi bu doğru Hani x bölü x ekseni kestiği yer artı y bölü y ekseni kestiği yer eşittir bir şeklindeydi ya. Yani x ekseni kestiği yer x 8 diyor. Y ekseni kestiği yerde 6 diyor. Verilen doğru. Tamam o zaman biz doğrumuzu o şekilde çizelim. Şöyle çizdik. Nerede kesti? x 8'de kesti ve nerede kesti? Altta kesti. Şimdi diyor ki bize dik koordinat düzleminde merkezi birinci bölgede olan çember eksenlere ve bu doğruya teğettir. Arkadaş bu doğruya teğet olan bir çember çizeceğim şimdi. Hem eksenlere teğet olacak hem de bu doğruya teğet olacak. Evet. Hem eksenlere hem de bu doğruya. O zaman nasıl bir çember olur arkadaşlar bu? Bunu biraz büyük bir çizseydim ben ya. Tabii büyük çizeyim ya. Şunu da şuradan çizeyim daha net olsun arkadaşlar. Şöyle çizersem daha net olacak. Evet. Büyük de çizersem daha net görürsünüz. Hop şöyle. Heh. Şurası eksi 8 burası da 6. Hem bu doğruya hem de eksenlere teğet olacak. Eksenlere teğet olan çember hocam şu şekildedir şöyle. Bak bak bak. Bir de nereye teğet olacak? Bu doğruya da teğet olacak. Şöyle mi olacak çemberimiz o zaman arkadaşlar? Evet işte bizden bu çemberin nesi isteniyor? Denklemi. Çember denklemi için kendimize ne soru, soruyoruz? Hatta hangi iki soruyu soruyorduk? Bir merkez iki yarı çap değil mi? ve hep diyoruz çember bilgisi ve analitik bilgisiyle bu konuyu hallederiz diye söylüyordum. Şimdi arkadaşlar merkez var, teğet var çektik. Merkez var, teğet var çektik. Hocam burası da yarıçap, burası da yarıçap. Hatta burası da r, burası da r oldu mu? Oldu. Çünkü 90 90 burası, burası da 90 olduğundan burası da 90 olmak zorunda. Hocam r iken r, re, r r re oldu, kare oldu. Peki sonra ne yapacağız burada? E hocam bu kare oldu. Eyvallah. Sonra şuradaki uzunluk tamamı 6. Hocam buraya 6 eksi kaldı. Bak şu teğet şu teğet çember özelliği. Burası da 6 eksi olacak. Bu arada şuradaki uzunluk 8 değil mi? Evet. Bu arada 6 8 ne üçgeni? 10 üçgeni burası. Ve şu da şu da çembere teğet değil mi arkadaşlar? Bakın çember özelliği. Evet bu da bu da çembere teğet olduğu için teğetler birbirine eşit değil miydi? Evet. 8 artı R neye eşit olmak zorunda? 16 10 artı 6 eksi R'ye eşit olmak zorunda. Yani buradan 2R eşittir 8 oldu. R'yi de kaç bulduk? 4 bulduk. Evet R 4 oldu. R 4 olunca birinci bölgede eksenlere T etti. Burası da 4. Burası da 4. Apsis 4. ordinatı 4. Merkezimiz de 4'e 4 yaptı. Yarı 4 yaptı. O zaman çemberin denklemi merkezi 4'e 4. Yarı çapı 4 olan çemberin denklemi. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir re kare yani 4'ün karesi yani 16 olmak zorunda. Evet görüyor musunuz? Çember özelliği şu çemberin şu teğet teğet uzunluklarının eşit olmasını fark etmezseniz burada merkez teğet çektik çektikleri yapamazsınız. Yani çembersel özelliği kullanamazsanız bu soruyu çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. O yüzden çember bilgisi şart. Analitik bilgisi şart. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve geldik örnek 10'a. Dik koordinat düzleminde x eksi 14'ün karesi artı y kare eşittir 16 çemberine şekildeki gibi teğet çemberler çizildiğinde bu çemberlerden ikisi eksenlere teğet oluyormuş. Hmm. Şöyle bu çembere, mavi çembere teğet çemberler çiziyormuşum. Bu çizdiğim çemberleri böyle devam ettirdiğim zaman çemberlerden iki tanesi eksenlere de teğet oluyormuş. Nerede olur o? Hocam iki eksene de teğet olan bir çember aynı zamanda şuna da teğet olabilir. Şu çembere teğet olacak, iki eksene teğet. Başka nerede olabilir? Tam olarak burada da olabilir. Hocam iki tane çember. Gerçekten iki çember var. Eksenlere teğet olan çemberler tabi burada da vardır. Burada da vardır ama bu çembere teğet oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. O zaman ikisi bu. Şimdi buna göre diyor çizilen çemberlerden merkezinin ordinatı en büyük olanının denklemini yazınız. Merkezinin ordinatı bir tanesi bu bir tanesi bu. Ordinatı en büyük olan şu yukarıdaki çember değil mi arkadaşlar? Evet bu çemberin denklemi isteniyor. Şimdi gençler çember var burada. Merkez çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. E hocam merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Bu arada bana bu verilmiş. Bu ne demek? Hocam x eksi 14'ün karesi. Yani merkezi buradan yazabilirim ben. Bunun eksilisi merkezimiz 14'e y eksi bir şey yok. Yani y eksi 0'ın karesi. 14'e 0. Burası 14'e 0 noktası yaptı. Ve yarı çapta ne demek buradan? R kare 16 ise R'de 4 çıkar. R de 4 arkadaşım. Tamam bunun yarı da R diyelim. Burası da R. Merkez çektik yapınca. Burası da R. Burası da R. Burası 90. Burası da R. E hocam bunun tamamı 14'tü. Şuraya ne kaldı o zaman? Tamamı 14 olduğundan R'si buradaysa buraya da 14 eksi R mi kaldı? Evet. Pisagor bağıntısı yapalım burada. Bak dik üçgen çıktı. Yani R artı 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi Artı 14 eksi R'nin karesi olacak. İşlem 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 R'yi bulacağız. E hocam burada büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir. 6 koyarsam 10 oluyor. 14 eksi 6 da 8 oluyor. Tamam. Ya da bunu açarsın çıkar. Hani bir kenarla hipotenüs arasındaki fark kaç? 4 fark olan hangi üçgen var? Oradan hissettim. 6, 8, 10. 6'nın 4 fazlası burası çünkü. Buradan da R'yi 6 bulduk. O zaman R'yi buldu, 6 bulduysak şunun merkezi ne yaptı? 6'ya 6. Ya 6. Yarı çapı ne yaptı? Yarı da 6 yaptı. E o zaman çember denklemi çok rahat bir şekilde çıkar. Nasıl çıkar? Merkezimiz belli. Yarı çapımız da belliyse. X 6'nın karesi artı Y 6'nın karesi eşittir. R kare yani 6'nın karesi 36 olarak çemberin denklemini buluruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Valla tam ÖSYM'nin soracağı tarzda bir soru. Dikkat edin. Ya çemberleri, ya o çemberi bize kendisi çizdiriyor. Yeni nesil Çember analitiğinde de yeni nesil dediğimiz olay anca böyle olur. Kendisi çizittirdiği zaman arkadaşlar. Evet gençler burada mola verelim isterseniz. Normalde yine bu sorular devam ediyor böyle. Şu şekilde devam ediyor. Ama e, video çok uzayacak. Bu ilk video böyle soruların yarısında kalsın. Devamında da soruların devamını getiririz. Bu arada dikkat ettiniz mi? Hiç şöyle bir şey yapmadık arkadaşlar. Bakın çember analitiği anlatırken kitaplardak gibi özel durumlardan bahsetmedik. Özel durumları burada yorumladık. İşte benim amacım bu. Kitaptaki gibi işte x eksenine teğetse şu oluyor, y eksenine teğetse şu oluyor. Eksenlere teğetse şu oluyor. Ya da e, iki çember arasındaki durumlar, iki çemberler birbirine teğettir, çemberle e, doğru arasındaki durumlar işte teğet olabilir, işte kesişebilir gibi durumlar falan. O, o başlıklar kitaplarda var arkadaşlar. Ama şimdi ikinci videoda da göreceksiniz. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz zaten. Ben o başlıkları yazmadım. Niye? Size burada bu işi öğrenmenizi yani yorumlamanızı öğretiyorum. Yani çok güzel bir yorum yeteneğine sahip olmanızı sağlıyorum. O başlıklara gerek kalmadan yorum gücünüzle sadece analitik bilgisi ve sadece e, şey bilgisiyle, çember bilgisiyle bu işi halledebileceğinizi gösteriyorum. Ki gerçekten de öyle. O kitaptaki bilgilere böyle uzak durun. Sadece çember analitiğinde bu söylediğim şeyleri bildiğiniz zaman yorumunuzu da katarsanız sorulara çok rahat bir şekilde yaparsınız. Tamam gençler? Evet. Şimdi ikinci videoda yani ee, bunun soruların devamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.